Evet muhterem müminler, ölüm Allah'ın bir kanunu. İnsanlar dünyaya geldikleri andan itibaren ölüme namzet zaten. Her hayat ölümlüdür. Hakikatte ölümün bir yaşı yoktur. Yani bizler her an ecel kapımızı çalabilecek bir şekilde yaşamalıyız. Bu dünyayı o şekilde idrak etmeliyiz. Ramazan abimiz gibi bir gün biz de bu tabutun içerisinde gireceğiz, içerisine gireceğiz. İdrakinde hayatımızı sürdürmeliyiz. Dünya gelip geçici, fani, ebedi olan ise ahiret. İşte biraz önce hutbede bugünkü hutbemizin konusu da bu konuyla ilgiliydi. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Akıllı mümin ölümü hiçbir zaman aklından çıkarmayan ve her zamanda ahiret için çalışan insandır. Okudulmuş olduğum ayet-i kerimede de yakulüne derler diyor Allah-u Teala. Keşke bu dünya için işte oraya gittikten sonra önceden bir şeyler yapsaydım. Eğer hazırlık yapmadıysak orada işte pişman oluyoruz ama maalesef geriye dönüş yok. Keşke bu dünya için, buradaki hayatım için keşke bir şeyler yapsaydım. Fecr suresinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Oradaki, oraya giden insanlar için. Ama mümin bir kul olarak gittiğimiz zaman da ey kulum, salih kullarımın arasına katıl, cennetime gir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim inşallah bu sınavı en güzel şekilde aşan kullarından eylesin cümlemizi. Amin. İşte Ramazan abimiz de buradaki hayatını tamamladı. Aramızdan ayrıldı. Rabbim inşallah kendisini cennetiyle müşerreflendirsin. Amin. Çekmiş olduğu sıkıntıları günahlarından tebdil eylesin. Amin. Siz de biliyorsunuz, ben tanımıyorum. Ramazan abimiz aramızda yaşadı. Kul hakkı doğdu. İşte bunun için de sizlerden ahirete olan haklarınızı helal etmeniz için helallik isteyeceğiz. Ramazan abimize olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim inşallah yüce katında yapmış olduğunuz bu şahitliği de kabul eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahillezî kâle fî kitâbih küllü nefsin zâikatul mevti sümme ileynâ turca'ûn. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin illezî nezzele fî şânih inneke meyyitun ve innehum meyyitun. وتعالى آله وصحبه الذين إذا صابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Hamd mukaddes kitabında vakit gelince her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bizim huzurumuza gelecektir diye buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Salat ve selam sizin için en büyük vaiz ölümdür sözüyle ümmetini uyaran Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in, onun temiz soyundan gelenlerin başlarına bir musibet geldiği zaman biz ancak yüce Allah'ın kullarıyız ve yine onun yüce huzuruna döneceğiz diyen bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, merhametine sığınıyoruz Allah'ım. Şu anda
merhamet dergahına sığınarak şu anda af ve mağfiret bekleyen bu kulunun, bu Ramazan abimizin kusur ve günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle ya Rabbi. Amin. Günahlarını affeyle, amin, kusurlarını affeyle ya Rabbi. Amin. Kendisine cehennem azabı çektirme Allah'ım. Amin. Kabrini geniş eyle. Amin. Kabrini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla bir nur makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine nail eyle ya Rabbi. Onun sancağı altında toplanan kullarından eyle ya Rabbi. Cehennemden azat edip cennetinle taltif ettiğin kullarına ilhak eyle ya Rabbi. Bizler de bu şekilde hallendiğimizde ya Rabbi, bizlere de imanı kamil ile bu dünyadan ayrılan kullarından eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.